tuvaletler olayını filmlerde abartıyorlar, biliyor musun? Kimsin lan sen? Dur şimdi. Bak, seni yanlış bilinen bir konuda aydınlatmaya çalışıyorum. Lan oğlum, beni tanıyor musun ha? Yeter diyorduk. Bak şimdi, filmlerde beni kaçırmak istediğinde karakterimiz bezi cebinden çıkarıp ağzını bastığı an bayılır olacağı o kişi. Ha, o yalan bak. Eterin etkisi en az 5 dakika içinde görülür. O da yani sersemletir, bayıltmaz. Ha, bir de diyetil eter var. Bak, onu zaten 30 santimetre gibi bir mesafeden koklarsan akciğerlerine güle güle diyebilirsin. Ne anlatıyorsun lan sen? Ne anlatıyorsun oğlum sen? Her tarafım ağrıyor, acıyor lan. Gel yüz yüze konuşalım. Oğlum sen harbi gerizekalısın. Yüz yüze konuşacak olsam bu kadar prodüksiyon neden yapayım? Hayret bir şey ya. Testereye özenmiş puşt. Ne dedin? Diyorum ki özür dilerim beyefendiciğim. Hani şimdi büyük ihtimal uzun zamandır da burada tutuyorsun beni. Benim yakınlarım 5 dakika benden haber alamayınca polisi arayan tipler. Hani senin başın belaya girer. Benlik bir sıkıntı olmaya da bilir. Şimdi sen beni çöz en iyisi. Bu bizim için bir anı kalsın. Ben de unuturum. Bak, söz vallahi unutacağım ya. Hani sen bırak bu işleri ya. Yani. Bir de bu sandalyeye bağlama durumu var. Tabii ipi ne kadar sıkı bağlarsan bağla, sandalye yerinden hareket edebiliyorsa kaçma şansı her zaman olur o kişinin. Ne senin derdin, hani para mı? Para olsa ne olacak? Gelirken cebine baktım, 2 TL bozukluk, 5 TL kağıt para var. Bir de senelik abonman kartı. Hayır, para olsa ne olacak? Ya benimki soruydu sadece. Hani para için kaçırmışsan yanlış kişiyi kaçırmışsın. Kardeşim, senin ismin Muzaffer değil mi? Evet abi de. E tamam, doğru kişi işte. Bak, beni de tedirgin ediyorsun. Hem zaten ilk kaçırma girişimi. Acaba hata mı yaptım? Ya neden? Sütlü mü sütsüz mü? Nasıl? Kahve işte, sütlü mü sütsüz mü? Varsa sütlü olsun. Dilim damağım kurudu zaten. Oğlum sen embesin misin? Sana soru soruyorum. Böyle muhabbet var ya, sütçüler sadeciler tartışması, hani sence nasıl anlamında? Senin işkence tarzın bu sanırım. Nasıl? Yani diyorum ki canımdan bezdirip ölüme yalatacaksın herhalde yani. Bu muhabbetlerin sonu bu çünkü. Sevdim bak seni. Espiritüel bir yaklaşımım var. Fakat bu kadar sohbet sonrası neden kaçırıldığını bilmeden ölsem mesela. Müthiş bir katarsis olmaz mı? Yahu katarsis ne güzel kardeşim. Şimdi bu arınma olarak da bilinir. Trajedinin etkisi olarak da bahsedilir. Aynı zamanda Platon'un Devlet adlı eserinde adil ve onurlu yönetim. Kafayı yiyeceğim ulan. Çok kabasın. Ben burada iki kenam sosyalleşiyoruz. Ya abicim, derdini söyleyecek misin? Tamam. Bak şimdi, beni Matrix'teki aynı olarak düşün. İnsanlar her şeyi bildiğini öğrenmek ve buna inanmak, tutunmak ister. Biraz da umut tabii. Fakat öyledir ki aksine insanların anlattıklarıyla bir şeyleri bildiğimi varsayabilirim. Ben sadece sana bir soru soracağım ve cevabına göre duruma karar vereceğiz. Ya güzel kardeşim, senin götüne dolaylı tümbet mi soktular? Bir şeyi de doğru düzgün anlatsana. Bir soru soracağım ve cevabına göre buradan ya çıkacaksın ya da biraz daha misafirim olacaksın. Tamam, hadi sor. Hazır mısın? Evet, hadi sor. 3 Temmuz 2017 saat 13.45'te neredeydin? 3 Temmuz. Evet, 2017 yılında. 3 Temmuz yazın 2017. Tatildeydim büyük ihtimal. Ama Marmaris'teydim ben. Tamam, doğru cevap değil mi? Bitti. Çözeceksin değil mi beni artık? Hadi. Hadi çöz beni. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Aa!